Valla Dünya Kupası dönüşü Beşiktaş için iyi olmadı. Daha farklı senaryolar bekleniyordu. Üstelik hani şampiyonluk yarışına katılma açısından Gaziantep maçı çok önemliydi. Bir fırsat tepildi orada. Oyun da beklentilerin çok uzağında kaldı. Yani Beşiktaş'ın oyunu Şenol Hoca geldi ilk maçta 5-2 kazanırken de bunu söyledi. Evet, işin hücum tarafında yaptık ama dedi, ben de takım savunmasını beğenmedim demişti. Sonraki Sık sık maç soruyorlar. Galatasaray maçı yine aynı sorun. Hazırlık kampı keza öyleydi. Ben canlı canlı izledim bütün maçlarını Beşiktaş'ın. Ben dünyanın pozisyonu veriyordu. Rakipler atamıyordu. Bu 3 maçı da kazandığı gibi görülebilir ama o 3 maçta yediği pozisyon hatta hesabı yoktu. Dönelim. Ondan sonra işte Şanlıurfa maçı kupada 2-0 geriye düşüyor. Sonra maçı çeviriyor. Antep maçı yine savunmada hatalar, savunmada büyük boşluklar. Ya Beşiktaş'ta savunma bir türlü bu sezon oturmadı. Oturmuyor da. Belki ideal oyuncularının Beşiktaş'ta ideal 11 olmak zorunda bu oyuncu yapısı içerisinde. Yani Fenerbahçe gibi müsait bir 11 kuracak derinlikte bir kadrosu yok. 8 tane orta saha oyuncusundan bir tanesi verim veriyor şu an. O da kim? Gerson Fernandes. Josef de Souza sakatlıkla girdi sezona. Performansı kötüydü bu sezon. Salih Uçan sezona çok iyi başladı ama bir mevkisel değişim Salih Uçan'ı inanılmaz etkiledi. Yani biraz daha öne çekildiğinde. Bu iki oyuncudan çok şey bekliyor Şenol Güneş. Bu iki oyuncu olmadığı için elinde Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'la sahaya çıkıyordu. Bugün Josef sakattan geri döndü, oynayacak. Gerson Fernandes ve Salih üçlüsünü bekliyoruz orta sahada. Beşiktaş özelinde. Onun dışında savunma dörtlüsü. Yani hani her takımın bir bek sorunu var gibi duruyor Fenerbahçe dışında. Galatasaray'da bek sorunu var. Trabzonspor'da bek sorunu var. Beşiktaş'ta bek sorunu var. Üçünün de ortak özelliği sol bek sorunu kesin var. Bazılarında sağ bek de var. Rose biraz kımıldadı son maçta ama yani Beşiktaş hücumlarının çoğunu, rakip hücumlarının çoğu Beşiktaş'ın solundan yapılıyor. Umut Meraş, Masuaku olmuyor. Yanındaki stoperi de çok etkiliyor. Ya bir sol bek sadece sol bek özelinde değerlendirilmemeli. Bu sol bek oyuncularının Masuaku, Umut Meraş sezon başından beri performans verememesi Romain Saiss gibi kaliteli bir oyuncu da etkiledi. Dünya Kupası'ndaki Saiss'i izledik değil mi? Nasıl bir performans ortaya koydu? Beşiktaş'ta niye veremiyor? Yanındaki oyuncuların da ona bir eksi yazdığı durum var. Beşiktaş eğer ki orta sahayı özellikle toparlarsa savunma da bir toparlanır. Ama orada Josef'in mutlak surette çok iyi performansına ihtiyaç var. Çünkü ön alanda bir şekilde Beşiktaş skor üretebiliyor. Belki Gaziantep maçında hani bu tabelaya yansımadı. Bir golde kaldı ama daha fazlasını yapabilecek pozisyonları da oldu. Yani Josef'in sakatlığı ve Gezal'ın sakatlığı özellikle. Bu iki oyuncunun sakatlığı bu sezon Beşiktaş'ı alt üst etti diyebilirim. Nevzat. Yani Beşiktaş'ta büyük şanssızlıklar yaşadı. Sezon başında çok iyi bir başlangıç yani. İyi değil, çok iyi bir başlangıç. Hatta izlediğimiz en iyi oyunu ilk 45 dakikalar özelinde Beşiktaş sergiledi. Bu oyunu sergileyen Beşiktaş'ın tabii daha sonra yaşadığı işte bir takım problemler oldu. Hoca problemi, işte ne bileyim Alanya maçı hakem problemi ya da işte sakatlıklar. Gezdal burada tabii kırılma noktası. Büyük talihsizlikler yaşayan kulüplerden bir tanesi de Trabzonspor gibi Beşiktaş. Ama işte kaleci problemi, ligin ilk bölümünde haftalarca biz Beşiktaş'ta kaleci problemini konuştuk ki Mert'le beraber bu problemin biraz kalktığını gözlemliyoruz. Bir nebze olsun. Evet, iyi İyileşti bir durum. performans sergiliyor Mert. Güven veriyor en azından ki aslında zaman zaman tartışılan ya da eleştirilen bir kaleci olmasına rağmen Beşiktaş'ın ben yani Şenol Hoca ile beraber bir şekilde şansını sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Ha, sonuç olur olmaz ama Şenol Güneş'in olduğu yerde de takım vazgeçmez en azından bir iddiası olur. O en azından hocanın bir iddiası olur. Hoca istikrarsız sonuçlara, kötü sonuçlara alışkın birisi değil. Bunu kabul eden bir karakter değil. Onun o isyanı bir yerde Beşiktaş'ı tekrar bazı şeyler için motive edebilir. Bu yeri gelir şampiyonluk mücadelesi olur, yeri gelir Avrupa mücadelesi olur. Ama yeri gelir kupa mücadelesi olur. Yani Beşiktaş'ta en azından
mental olarak ayakta tutabilecek bir lideri var. Bu anlamda güçlü bir karakteri var. Ama saha içi noktasında da açıkçası problemler, o günün söylediği problemler devam ediyor. Sadece bir iki nokta ile ilgili düşüncemi ifade edeyim. Sol bekte bence Masuaku herkesin önünde. Yani çok fazla... Kötünün iyisi mi diyorsun yoksa sen beğeniyor musun? Ben geçenlerde söyledim yani Masuaku Anolt takasını ben yaparım eğer Beşiktaş tarafı istiyorsa. Sen mesela Beşiktaş kabul eder mi? Beşiktaş zaten takım bulsa gönderecek ama Anolt almaz. Masuaku'ya zaten... Mesela Anolt'u beğeniyor. Masuaku'ya 3 tane teklif var zaten şu an. Nereden? Olympiakos, Hull City ve Spezia. Hull City zaten olağan şüpheli. 3 ayrı resmi ülkeden bir de yani. Ya Beşiktaş muhtemelen Ocak ayında %90 Masuaku West Ham. Yani iyi oyuncu zaten Masuaku. Ben fiziksel olarak... Olympiakos da eski takımı zaten. Ben fiziksel evet. olarak Masuaku'yu iyi buluyorum. Bence yani beklenmedik hatalar yaptı. Oyunda bazen kopuyor. Yani o yapılmayacak hatalar. Bunu da konsantrasyon kaybına bağlıyorum. Yoksa o hataları yapacak bir oyuncu değil. Öne çıkışlarını da fena bulmuyorum. Sürekli aslında orta şeyi de vardır. Orta tekniği de yüzdesi de bence yüksek bir oyuncu. Yani şey değildir. Bu anlamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hani belki yerli denkleminde yani Umut'u tercih etmiş olabilir hoca. Bunun dışında Getson çok önemli bir oyuncu. Beklentilerin altında kalmış bir performansı vardı. Şenol Hoca ile beraber işte o yıldız oyuncu beklentisi olunan bir oyuncu sonuçta. Şu an orta sahanın tek performans veren oyuncusu. Getson çok şey vaat eden bir oyuncu. Yani Tottenham'ı gördü, Galatasaray'daki performansı. Benim ilk Benfica'da izlediğimde aman Allah'ım dediğim bir oyuncu. Yani çok anormal bir oyuncu ve hala çok genç. Bence kariyeri açısından Şenol Güneş kırılma noktası olabilir. Zaten en hani Şenol Güneş'le birlikte fark yaratan o oldu. Cenk Tosun'la birlikte. Cenk Tosun zaten bence... Cenk Tosun beklenendi değil bence, mi zaten? Yani Şenol Güneş imzayı attı. Tamam Cenk kral olur dedi. Yoksa orada olunca çıkınca yapacakları belliydi. Şenol Güneş'in dokunduğu ve yıllarca Türk futbolunun kaderini değiştiren oyuncular olmuştur. Yerli yabancı. Yani Bursa'da evet. mesela yabancılar da öyle. İlla ki dokunacak birilerine. Burada bir numara Getson. Bu Getson mesela Beşiktaş'a normal para kazandırabilir performansıyla. Şenol Güneş yönetiminde tabii. Bunun dışında Cenk olsun. Ben Enkudu'da da bir kıpırdanma görüyorum onu söyleyeyim. Sen bilmiyorum biraz şey yaptın ama son maçtaki hareketine bak. Ya, o ayrı. Sadece ama, son maçtaki hareketi değil. Çok istikrarsız. Ya, ama, bu kadar istikrarsız. Evet, ya çok iyi ya ben çok kötü. Enkudu'da bir kıpırdanma görüyorum. Şenol Güneş'in istediği kıvama yani Dellali umutsuz vaka ama onun dışında Redmond belki yani bazı handikapları var. Özellikle fiziksel açıdan biraz zayıf. Ama onun dışında Weghorst olsun, Enkudu olsun, Getson olsun bu oyuncuların performansı gözle görülür yükselişler olacak. Beşiktaş şampiyon olamayabilir belki ama şampiyonluğu belirleyecek takımlardan bir tanesi olacak.